Merhaba arkadaşlar, bugün bileşke fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Bileşke fonksiyonlar arkadaşlar iki ya da daha fazla fonksiyonun birbirinin içerisinde yerine yazılması aslında mantığına bağlı bir konu. Bakalım neler yapacağız. Ne demiştik arkadaşlar? Birbirinin içinde yerine yazacağız. Her zaman burada yön önemli. Sağdakini soldakinin içinde yerine yazacağız. Mesela örneğin bize fogu soruyorsa arkadaşlar ne yapacağız biz? F içerisinde G'yi yazacağız. Tamam mı arkadaşlar? Sağdakini soldakinin içinde yerine yazmış olacağız. Bu şekilde bu işlemin adına bileşke diyeceğiz. Bakalım soruda neler var. F ile G'nin tersini arkadaşlar bize sormuş. O zaman önce benim G'nin tersini bulmam lazım. Önceki bölümlerde anlatmıştık hatırlarsanız. X'e yapılan işlemler hep tersini yapıyorduk. Yani X'i bir yazıyorduk. Önce 1 mi çıkarılmış? Basit fonksiyonlarda böyle yapıyorduk hatırlayın. 1 ekliyoruz. Sonra 2 ile çarpılmış 2'ye bölüyoruz. Bu bizim için artık G'nin tersi. Yani ben ne yapacağım? F fonksiyonunda değil mi? Sağdakini g'nin tersini x yerine yazacağım. 6 diyorum. Parantez içerisindeki x yerine arkadaşlar g'nin tersini getirip yazıyorum. X artı 1 bölü 2. Sonra ne var? Bir de artı 5 vardı. Bakın ne yaptım? F fonksiyonunda x yerine getirip bunu yazdım arkadaşlar. Değil mi? Bu durumda arkadaşlar bunun içinde a koyduğumda x gördüğüm her yere sonuç ne çıkmalıymış? 20 çıkmalıymış. Zaten burayı biraz düzenlersek 6 ile 2'yi çarptık arkadaşlar. Sadece işte 3 kaldı. 3x artı 3 oldu burası. 5 de burada var. 3x artı 8 oldu. Burada x gördüğümüz her yere ne yazmalıymışız arkadaşlar? A yazmalıymışız. Yani 3 artı 8 eşittir 20 olacak. 3a buradan 12'dir. A'dan olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Evet. Sağ tarafta da arkadaşlar aynı kuralı tekrarlayalım. Ne yapıyorduk? Bileşke dediğimiz zaman sağdakini alıp soldakinin içinde yerine yazıyorduk. Yani g'yi alıp f'de yerine yazacağız. O zaman f'de x gördüğüm her yere ne yapacağım arkadaşlar? Gx yazacağım f'in içinde. Bu arada sağ tarafta da zaten 2 tane gx bölü 3 artı gx arkadaşlar duruyor. Yine arkadaşlar daha önce bundan bahsetmiştik. Hatırlayacaksınızdır önceki videolarımızda. Kendini tekrar eden yapılar varsa arkadaşlar bunlara ne diyebiliyorduk? X diyebiliyorduk. Değil mi? Bakın o zaman ne oldu? Fx eşittir 2x bölü 3 artı x diye bir şey yakaladık mı arkadaşlar ifade? Bakın o da fonksiyon çok daha sade hale geldi. Yine bileşkeden yola çıkarak buraya ulaştık. Şimdi artık burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tersini almamız gerekiyor. Ters alırken de hatırlayın şuna ihtiyacımız vardı. Fx fonksiyonunda x'ler alt alta olmak şartıyla. Yani 2x artı 0 bölü x artı 3 diye yazabilir miyim bu ifadeyi? Bunu yazdığımda arkadaşlar çapraz yer değiştirebiliyorduk hatırlarsanız ters alabilmek için değil mi? Şu ikisinin yerini değiştiriyordum. Dolayısıyla f'in tersi buradan ne olacaktır arkadaşlar? 3 yukarıya eksi diye çıkacak. Eksi 3x. Bu sıfırı yazmıyorum artık. Bir anlamı yok. X aynen yazıyorum. Artı 2 de aşağıya eksi 2 olarak inecek. Ve biz bu durumda ters fonksiyon elde etmiş olacağız. Ters fonksiyonda x yerine kaç yazmamız istiyor arkadaşlar? 3 yazmamız istiyor. Oradan cevap ne olacaktır? Eksi 9 bölü 1'den eksi 9 olacaktır. Evet, gelelim arkadaşlar sonraki soru tipimize. Burada da arkadaşlar g fonksiyonu değil mi belli. Bu sefer bileşke belli f'i soruyor. Ha, yani sonucu vermiş bileşkeye vermiş ve bize arkadaşlar önceki fonksiyonlardan bir tanesini bul diyor. Ne yapacağız bakalım? Diyorum ki önce şunu bir yazalım. F bileşke g eşittir 4x eksi 7. Ben kimi biliyorum şimdi? G'yi biliyorum. O zaman g'yi ne yapacağım? Hani denklem çözer gibi ters işlemle karşıya atacağım. Yani yalnız bırakmak istiyorum f'i arkadaşlar. Çünkü onu bulmak istiyorum. Hani denklem çözerken ki bulmak istiyorsak onu yalnız bırakıyorduk. Her şeyi karşıya atıyorduk ya. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Sadece bileşkede şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Karşıya attığımız ifade bileşkenin sağındaysa öbür tarafa da ne yapar? Sağında geçer. Değil mi? Geçerken de tabii ters işlemle geçer. Burada g ise karşıya g'nin tersi olarak geçer. Demek ki benim burada g'nin tersine ihtiyacım var. G'nin tersini hemen zaten şuradan bulabiliyoruz arkadaşlar. X artı 3'tü değil mi? O zaman getirip burada arkadaşlar fx'de şuraya x yazmamışız. Evet 4x eksi 7 bileşke x artı 3 diyebiliriz. Şimdi x artı 3'ü ne yapacaktık arkadaşlar? Bileşke kuralı gelince alacaktık. Soldaki x yerine yazacaktık. Bu şekilde fx elde etmiş olacağız. 4x parantezini alıyorum arkadaşlar. Şey, x gördüğüm her yere x artı 3 yazıyorum. Buradan fx arkadaşlar 12x pardon 4x artı 12. Tabi artı 12'yi de arkadaşlar ne yapalım? Eksi 7 ile birleştirerek yazalım. Artı 5 olsun. Evet fx fonksiyonunu 4x artı 5 şeklinde bulmuş olduk. Evet burada ne var arkadaşlar? Bakın çıkmış bir soru koymuşuz buraya. F ve g fonksiyonlarıyla alakalı arkadaşlar bize bilgiler verilmiş. Buna göre f'in tersini g'de yerine yaz diyor. Ne demekti? Sağdakini alıp soldakini de yerine yazacağız. Yani sağda kim var? F'in tersi var. Bunu alacağız arkadaşlar. G'nin içinde yerine yazacağız, değil mi? O zaman g belli zaten. G'de sıkıntı yok. Ama önce f'in tersini bulmam gerekiyor. F'in tersini bulmak için de arkadaşlar ne yapıyorduk? Her işlemin tersini yapıyorduk hatırlarsanız.
O zaman f'in tersi değil mi? X artı 6 bölü 3 olacaktı. Getir bunu yerine yazarsak g içerisinde x artı 6 bölü 3'ü bulmak istiyoruz. O zaman tabii g'yi de biliyoruz arkadaşlar. G'de x gördüğümüz her yere bunu yazacağız artık. X artı 6 bölü 3 eksi 2'nin parantez karesi diyorum. Burada arkadaşlar payda işlememiz gerekiyor önce. X artı 6 bununla çarparsak 3'te 2 eksi 6 gelecektir bölü 3 parantez karesi. Eksi 6 artı 6 birbirini götüreceğine göre x kare bölü 9 kaldı değil mi bizde? Bu da arkadaşlar bizim nedir? Bileşke fonksiyonumuzun sonucudur. Yani g bileşke f'in tersini bulmuş olduk. Evet, dördüncü sorudayız arkadaşlar. Yine benzer bir mantık var. Bize sonuç verilmiş, yani GOF verilmiş, ancak fonksiyonlardan bir tanesi soruluyor. Kimi soruyorsa onu yalnız bırakmamız gerekiyor. Bakın elimizde GOF var şimdi. Pardon. Elimizde GOF var arkadaşlar. Karşıda da ne var? 6x bölü 3x eksi 1 var. Şimdi ben kimi bulmak istiyorum? F'i bulmak istiyorum. Tersini boş verin. Önce düzünü bulalım. Sonra F'i bulduktan sonra tersini alırız. Ben şimdi F'i bulmak istiyorsam tabii ki G'yi karşı tarafa atacağım. F o zaman burada yalnız kalacak. Fakat G bileşkenin solunda olduğu için karşı tarafa da solda gidecektir. Değil mi? Bileşkeye 6x bölü 3x eksi 1. Şöyle parantez içinde yazıyorum ki onlar bileşke sıfırla karışmasın diye. Ve tabii G karşıya giderken ters olarak gitti. O zaman şimdi benim G'nin tersine ihtiyacım var. Hemen g'nin tersini arkadaşlar şurada bulalım. Neydi? X eksi 2 idi. Yani fx fonksiyonu, yine x'ini yazmamışız. Fx fonksiyonu arkadaşlar neydi? G'nin tersi, değil mi? Bileşke. G'nin tersini de x eksi 2 olarak bulmuştuk. Bileşke, değil mi? 6x bölü 3x eksi 1. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu getirip burada x yerine yazacağım. Yani 6x bölü 3x eksi 1 eksi 2. Tabi payda işlememiz gerekiyor. 6x eksi 6x artı 2 bölü 3x eksi 1 oldu mu arkadaşlar? Bunlar da 6x'ler birbirini götürünce arkadaşlar şöyle şu tarafa yazayım. Fx fonksiyonunu 2 bölü 3x eksi 1 şeklinde bulduk. Adam bize yalnız fx'i sormuyor. Ne yapıyor? Fx'in tersini soruyor. Fx'in tersini bulmak için şunu yapmamız gerekmiyor muydu arkadaşlar? Hatırlayın. Böyle kesirli ifadelerde çapraz yer değiştiriyorduk. Yani ben bunu aslında şöyle düşünebilirdim. 0x artı 2 bölü 3x eksi 1 gibi düşünebilirim. Çapraz yer değiştirerek f'in tersine ulaşabiliyorduk. Yani aşağıdaki eksi 1 yukarıya artı 1 olarak çıkacak. X'in katsayısı 1 olmuş olacak. Artı 2. Buradaki 0 da aşağıya eksi 0 olarak inecek. Yani 3x eksi 0. Düzenlersek aslında x artı 2 bölü 3x olarak bulmuş olduk ters fonksiyonu. Ve son sorumuz arkadaşlar. Bu sefer normal bir fonksiyon sormuş. Fakat bileşkenin tersi var. Bileşkenin tersini önce anlatmamız gerekiyor. Şimdi adam bize g bileşke f'in tersinin tersini soruyor. O zaman bir kere bileşkenin tersini aldığında fonksiyonlar yer değişir arkadaşlar. F başa gelir, g sona gider. Bu arada her birinde ayrı ayrı terslerini alır. Zaten f'in tersi vardı. Bir daha tersini alınca düze döndü. Fakat g düzdü. G tersine dönmüş oldu. Hem yer değiştiler hem de tersleri alındı arkadaşlar. Şimdi bunu bulmamız gerekiyor. Yani burada önce bizim f'i yazmamız gerekiyor. Sıralama çok önemli bileşke fonksiyonunda. Sağda olanı sağa, solda olanı sola yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce f'i yani x kare artı 1'i yazıyorum. Bileşke. Şimdi g'nin tersine ihtiyacım var. G'nin tersini burada bir yerde bulalım. Ne yapıyorduk? Bu kesirli ifadelerde çapraz yer değiştirerek g'nin tersine gidebiliyorduk. Eksi 1 x'in başına artı 1 olarak geçiyor. X'in başındaki artı 1 de aşağıya eksi 1 olarak geçiyor. Dikkat ederseniz ne oldu arkadaşlar? Ters fonksiyon da düz fonksiyonun ta kendisi oldu. Yani tersi düzün eşit bir fonksiyonmuş bu. Çok da bir şey değişmemiş oldu. Getirip yerine yazıyorum şimdi tersini. Peki bileşkenin mantığı şu değil miydi arkadaşlar? Sağda gördüğümüz her şeyi değil mi? Alıp soldaki x yerine yazmak değil miydi? Yani ne yapacağız o zaman arkadaşlar? X artı 8 bölü 3x eksi 1'i getirip x yerine yazacağım. Tabi burada x'in karesi olduğu için bunun da karesi olacak. Sonuçta da artı 1 var. Bunu açarak arkadaşlar uğraşmak istemiyorum. Ben şimdi bana sorulan zaten g bileşke f'in tersinin tersini bulmuş oldum değil mi? Burada adam bize ne yaz diyor arkadaşlar x yerine? 2 yaz diyor. O zaman biz yine x yerine 2 yazarak direkt sonuca gitmeye çalışalım. 2 yazarsam üst taraf 10 yapacaktır. Alt tarafta 6 eksi 1'den 5 yapacaktır. 10 bölü 5 2, 2'nin karesi 4, 4 artı 1'den cevabımız arkadaşlar 5 olacaktır. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar, başarılar diliyorum.